Lütfen, acımız taze olabilir ama salgın henüz bitmiş değil. Lütfen aramızı biraz açabilirsek. Ver bana bak. Ver bana bak. Ver bana. Al hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbetun musibetun gâlu inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Sadakallâhul azîm. Değerli hazirun, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde mealen şöyle buyurmaktadır. O mümin kulların başlarına bir musibet veya bir ölüm haberi geldiği zaman Rablerine dönerek şöyle derler. Ey Rabbimiz, bizler muhakkak ki senden geldik. Yine her canlı gibi, her nefis gibi tekrar sana döndürüleceğiz derler. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimeden ibret alan kulların arasına bizleri ilhak eylesin. Dar dünyadan dar-u ukbaya, yani ahiret alemine göç eyleyen Hatice hanımefendiye Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet, derecesini âli, tahsilatlarını affeylesin. Geride bırakmış olduğu yakınlarına, ailesine, gözü yaşlı ailesine, dost ve efratına Yüce Rabbim sabr-ı cemiller ihsan eylesin. Değerli hazirun, artık merhumenin dünyalık son görevini yapmaktasınız. Dünyaya taalluk eden, ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı merhumeye Hatice hanımefendiye helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Yüce Rabbim bu canı gönülden yapmış olduğunuz helallikleri kabulü karin eylesin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. يُبْعَثُ كُلِّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَتَى عَلَيْهِ. Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Yüce Rabbim merhumenin ruhunu şad eylesin. Hayatta iken çekmiş bulunduğu hastalıkları, sıkıntıları, acılarını inşallah günahlarına tevdi eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif ediyorum. İlk önce niyet ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya uyalım hazır olan imama, hatun kişi niyetine diyerek niyet ediyoruz. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Senâbuk'la beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli barik dualarını, üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını okuyup, dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek namazı tamamlıyoruz. Fakat bu surelerden veya dualardan birkaçını veya hiçbirini bilmiyor isek, içlerimizden nasıl bir şekilde dua geliyor ise dua mahiyetinde Türkçe bir şekilde merhumeye dua edebiliriz. Yüce Rabbim kılacak olacağımız cenaze namazını şimdiden kabul eylesin. Buyurun. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya uyum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yüce Rabbimiz kılmış olduğumuz
öğlen namazını akabinde kılmış olduğunuz cenaze namazını kabul eylesin. Amin. Dar-ı dünyadan, dar-ı rukbaya intikal eden Hatice hanımefendiyedir. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vel udvani illa ala zalimin. Ey yerlerin, göklerin ve ikisi arasındaki her şeyi tam var eden, tam hüküm sahibi, tam hikmet sahibi, kün ve yekün sıfatına sahip olan ol dediği zaman her şeyi birden sorgusuz sualsiz oluveren Yüce Rabbimiz. Ya Rabbel Alemin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere ve Hatice hanımefendiye merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Hayattayken çekmiş bulunduğu hastalıkları, sıkıntıları, ızdırapları, acılarını sen Hatice hanımefendinin günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler de bu musallığa taşına geldiğimiz zaman, bu halle hallendiğimiz zaman ol ki dillerde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve rasulühü diyerek bizleri huzuruna kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbim, hayatta olan annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı bizlere bağışla. Bizi de onlara bağışla ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla hayale gelmeyecek olaylardan, musibetlerden, kendilerden muhafaza eyle ya Rabbi. İnsanlaşmış şeytanların şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, üzerimize salgın gibi çöken virüs belasını bir an önce ülkemizden def eyle. Hanemize ve ülkemizden def eyle. Evlatlarımıza, ailemize bulaştırma ya Rabbi. Nice eskisi günlerdeki gibi sağlıklı, sıhhatli günlere kavuşabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyullah. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, merhumenin ruhu için, burada ilaç-ı amin diyenlerin, ahirete intikal edenler var ise onların ruhları için, vatanımız, mukeddesatımız, göklerdeki ay yıldızlı bayrağımız için mücadele eden aziz şehitlerimizin, vefat etmiş gazilerimizin ve bu üzerimizde yaşamış bulunduğumuz cennet vatanımızı bize emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun değerli silah arkadaşlarının ruhları için, herkese Allah rızası için. El-Fatiha. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Buyurun, cenazeye alabilirsiniz.